Evet sevgili dostlar, şu anda Iğdır Valilik yolunun sonunda bir parkta oturuyoruz. Yanımızda Hamit Alkazak var. Hamit Bey merhaba. Merhaba canım. Diğer yanımda da Kervansaray, Iğdır Kervansaray'ın işletmeciliğini üstlenen sevgili kardeşimiz Oğuz kardeşimiz var. Oğuz kardeşim merhaba. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Evet, öncesinde Hamit Bey'den başlayacağız. Hamit Bey ile ilgili düşüncelerimizi alacağız. Hamit Bey, Kervansaray ile ilgili düşüncelerinizi alalım. Sevgili Oğuz kardeşimiz hemen yanımızda. Neler yapıyoruz? Şu anda çalışmalar nasıl gidiyor? Vallahi Kervansaray ile alakalı şu an heyecan duyuyoruz. Hem heyecan hem üzüntü hem bir arada gidiyor. Bir umut işte açmayı hayal ediyoruz Kervansaray'ı. Ama bir yerden de nasıl açacağız onun şeyini? Nasıl diyorlar? Onun korkusunu içimizde bir neden yerde... korku? Korku yani engel çok. Bürokrasi önümüzde Çin Seddi gibi dikilmiş. Her şeyde önümüze set olmuş. Ne buna devlet büyüklerimiz becerebiliyor, aşabiliyor. Evet. Ne bürokratlar becerebiliyor. Yani bilmiyorum. Başı boş, efendime söyleyeyim, şeyin tavuğun başı kesilir ya, böyle başı boş sağa sola vurur. Aynı onun durumuna düşmüş bulunmaktayız. Evet. Yani bununla alakalı ben Oğuz kardeşime acıyorum. Yani onun yerinde olmak istemem. Çünkü görüyoruz, takip ediyoruz, efendime söyleyeyim. Halini daha önce mesela neşe doluydu. Daha böyle hayalleri vardı. Hayallerini anlattığı zaman ben heyecanlanıyordum. Ama şimdi bakıyorum yavaş yavaş onun da omuzları aşağıya doğru düşmüş. O da umudunu kaybetmek üzere. Ama Iğdır'da mesela bir kervansaray 15 yıldır yapılmış. Devlet milyonlar harcamış. Temellerinden kaldırmış bu yapıyı. 15 yıldır kapısına kilit vurmuşlar. Bir adam batıya gitmemiş, Antalya'ya, Bodrum'a gitmemiş. Memleketime ben hizmet edeceğim demiş. Kariyerini yok etme pahasına gelmiş kervansaray kiralamış parasıyla, bir de yani. Evet. Şey de yapmamışlar yani. Böyle baba hayrına da vermemişler. Para harcamış elektriğinden, kirasından, efendime vergisinden, bilmem neyinden. Neredeyse bir senedir adam kira ödüyor. Ama ne var ki daha altyapı hazır değil. Daha efendime söyleyeyim gerekli değil. Destekler verilmemiş. Bu konuları mesela aşamıyoruz. Yani Iğdır, bilmiyorum yani Iğdır niye böyle? Yani birbirine desteklemek gerekirken birbirine mesela çelme takıyoruz. Bu bizim kazancımız. Buraya adam İstanbul'dan kalkıyor, İshakpaşa Sarayı'nı görmeye geliyor ya. İshakpaşa Sarayı'nı şeyden geliyor Van'a, Van'dan otobüs yolculuğuyla İshakpaşa'ya geliyor. Yani ondan daha eski, daha böyle görkemli bir yapı. Ama biz Iğdır olarak bunu şey yapamıyoruz, gerçekleştiremiyoruz. Ağrı Dağı da mesela Iğdır'ın dağı ama Ağrılar daha çok sahip çıkıyor isimden dolayı. Niye biz sahip çıkamıyoruz memleket olarak? Başka şeylerle uğraşıyoruz. Irkla uğraşıyoruz, mezheple uğraşıyoruz, bilmem neyle uğraşıyoruz. Ama bakıyorsun ortada elde var sıfır, sıfır. Yani bilmiyorum yani bu nasıl bir memleket? Peki o zaman sevgili kardeşimizin kendisinden dinleyelim. Şu an çalışmalar nasıl gidiyor? Dinleyelim bakalım. Oraya ulaşmak için yollar nasıl? Tamam, bir oranın dinleyelim işleyişi bakalım. Nasıl? Dinleyelim bakalım kardeşim senden. Evet. Arkadaşlar biz turizmciler olarak Iğdır'da yapılmamış. Daha doğrusu Türkiye'de sadece biz bu işe girerken ilk iki tane turizm işletmesi, yani kervansaray vardı. Biz Türkiye'de üçüncü olduk kervansaray işletmesi olarak. Evet. Bizden sonra da bir iki tane daha eklendi. Bizim amacımız... Hani Iğdır'a değer katmak. Iğdır'a nasıl değer katabiliriz? Iğdır'ın turizmini, yani Türkiye'nin bacasız sanayisini geliştirerek.
Bu konuda da biz bu işe girmeden önce fikrimiz, projemiz hazırdı. Sadece devletimizin kurumlarıyla görüştük. Hasbihal ettik. Bize bazı sözler verildi. Kredi desteğidir, hibe desteğidir vesaire. Yani yaklaşık bir yıl geçti. Evrak işleri, prosedür, bunlarla uğraştık. En son tamamladık her şeyimizi. Yani şu anda da Haziran ayına girmek üzereyiz. Sezonu kaçırmak üzereyiz. Yani şu an elimizde yeterli bir makine teçhizatımız yok. Hani biz de devletimizin kurumlarına güvendik açıkçası bu işe girerken. Yani şu anda da hiçbir destek göremiyoruz. Buradan Iğdır'daki Iğdır sevenlerine sesleniyorum. Büyük iş adamlarımıza sesleniyorum. Sadece Iğdır'a tabii ki de her alanda geliştirmemiz lazım ama sadece futbol kulübüyle ya da diğer işleriyle değil, asıl önemli olan turizmle biz bu yola çıkmamız lazım. Şu an ülkemize yaklaşık 70-80 milyon arası yıllık bir turist ziyaretçisi var. Ha, Iğdır'ımız da bu pastadan payını alıyor mu? Tabii ki de alıyor. Sağlık turizmi açısından Tuzluca Tuz Mağaraları, dağcılık turizmi açısından Ağrı Dağımız var. Pamuk Dağımız, Tekelti Dağımız, Çalçala Dağımız. Yani bu tür bayağı bir faaliyeti olan bir şehrimiz, bir kentimiz var. Ama maalesef bu kente ne kadar sahip çıkabiliyoruz? Kurum müdürlerimiz ne kadar çalışıyor? Ne kadar reklam ve tanıtım yapılıyor? Ya da toplantılarda olan toplantılarda konuşulan konular ne kadar faaliyete, hayata geçirilebiliyor? Sadece o masada kalmaması gerekiyor. Yani biz de Kervansaray'a açıkçası ata mirasımız olan bu Kervansaray'a sahip çıkarak yarınlara en iyi şekilde aktarmak için biz orayı işletmeye çevirdik. İnsanlarımız, gelen ziyaretçilerimiz orada bir hizmet alsın. Yeme, içme, konaklama, eğlenme, dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için. Çünkü hani bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur diye bir atasözümüz var. Yani biz de bu atasözünden feyiz alarak yani bu işe girdik. İnşallah bize bu konularda destek verilir. Yarınların ben inanıyorum ki yarın öbür gün hani ben olurum olmam bu hiç önemli değil ama yarınlarda insanlarımızın orada bir hizmet alması en önemli ayrıcalık olur Iğdır'ımız Tabii için. ki. Evet. Diyeceklerim bu kadar Ercan Bey. Peki, inşallah yolunuz bahtınız açık olur. Sağ ol. İnşallah gidişat iyi olur. İnşallah istediğiniz gibi olur her şey. Hayal ettiğiniz gibi olur her şey. Aslında sizin hayal ettikleriniz Iğdırlı için, Tabii. Iğdırlı'nın ve Iğdır'ın gelişmesi için turizme kazandırılması gerçekten de olağanüstü. Çok güzel Ya bir ben bir şey fikir, eklemek güzel bir istiyorum fikir. Ercan Bey. Şimdi öncelikle tabii ki Iğdırlılarımız, memleketlilerimiz ama şimdi dışarıdan gelen ziyaretçiler Iğdır'a inanılmaz derecede bir döviz ve para bırakacak. Yani burada olan esnafımız kazanacak, şoförümüz Evet. kazanacak, Taksi en kazanacak. basitinden marketimiz kazanacak, taksiler kazanacak. Yani zincirleme bir halka gibi her şey birbirinin peşinden Biz koşacak. de o zaman ne diyelim? Vatandaş olarak biz buradan taksi şoförlerimize, minibüs şoförlerimize, özellikle halkımıza, Tabii. kardeşlerimize, yani Iğdırlı hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layık diyelim. Evet. Yani bu sizin yapmış olduğunuz Kervansaray'ın Iğdır'a kazandırılması gerçekten olağanüstü güzel bir şey. Evet. Ben böyle görüyorum. Ya Yani ben ben bir YouTuber olarak buradan yani sizin sesinizi en azından duyurmaya çalışıyorum. çok Yani çok teşekkür ederim güzel bir işletme olarak. aktivite, çok güzel bir işletmecilik, çok güzel bir üstlenme olmuş sizin tarafınızca. Ya biz kendimizden açıkçası çok ödün veriyoruz. Şu an bir turizmci olarak kendi işini yapamayan hani turizmciler mesleğinde körelme yaşarlar. Yabancı dil olarak gerek teknik bilgiler olarak. Yani biz bazı şeylerden biz açıkçası vazgeçtik. Hep bu bildiğimiz bilgileri memleketlilerimize, topraklarımıza yani bu şekilde hizmet verelim. Bir kalite standartımız olsun dedik. Evet. Ama bize gençlere sahip çıksınlar. Sadece fikri projesi olan insanlara sahip çıkılsın.
Ya bizim tek isteğimiz budur ki Iğdır'ımıza en büyük, hani bir turizm alanında sadece Antalya değil, hani bir Iğdır da konuşulsun, neden olmasın sorusu tabii, var. Üç ülkeye sınırız. Yani. Tabii. Üç, yani dünyada bir ya da ikinciyiz galiba üç ülkeye sınır olan. Birinciyiz. Birinciyiz. Orada bir ufak karışma olması. Açıkçası ya bunların değerlendirilmesi lazım. Çok etkenlerimiz tabii var. Çok doğaüstü, çok güzel yani. Müthiş alanlarımız var ama hiçbir insanımızın, Iğdırlıların bile şu an %80'nin, %90'ının bilmediği çok güzel turizme açılabilecek alanlar var. Dünyanın en meşhur dağı Ağrı Dağı burada mesela. Bütün dinlerde, Hristiyanlıkta, Yahudilikte, İslamiyet'te mesela Ağrı Dağı çok mesela bilinen kutsal bir dağ. Aslında bu, ben onu Ağrı Dağı olarak mesela görmüyorum. Görmeyenler de var. Bu Iğdır toprakları sınırları içerisinde. Evet, Iğdır. %72'si mi? %62'si Iğdır toprakları içerisinde. Ağrı, geri kalan da Ağrı sınırları içerisinde. Ağrı merkeze aşağı yukarı 100 kilometre uzaklıkta. Ağrı merkeze mesela Ağrı Dağı gözükmez. İsmini Ağrı mesela Ağrı Dağı'ndan almış. Ağrı Dağı'nın ismi daha eski. Yani şimdi insanlar doğal olarak batıdaki bilmeyen insanlar zannediyorlar ki işte Ağrı Dağı olduğu için ismini Ağrı Dağı olarak koymuşlar. Halbuki mesela şöyle olabilir mi Hamit Bey? Hı. Iğdır vilayet olmadan önce Kars veya Iğdır'a bakılmış. Ağrı biraz daha yakın olduğu için Ağrı Dağı seçilmiştir belki de. Yok öyle değil. Vilayet olmadan önce Iğdır ilçeydi. Yine aynı il sınırları. Kars'a bağlı bir ilçeydik. Tabii, daha doğrusu mesela şöyle diyeyim. Osmanlı'nın son zamanlarında Doğu Beyazıt vilayeti, yani Beyazıt vilayeti diye geçiyor. Beyazıt vilayeti Ağrı bir kaza, yani daha küçük bir yer. Evet. Iğdır'da mesela şeye bağlı, Doğu Beyazıt'a bağlı. Bu Ağrı isyanları oluyor. Ağrı isyan dediğin Ağrı Dağı'nda oluyor, yani Ağrı'da değil. Ağrı isyanı oluyor bu Cumhuriyet'in ilk zamanlarında. Önce bastırıyorlar, kaçıyorlar işte o isyan çıkaranlar İran'a. Sonra tekrar birkaç sene sonra geliyorlar. Tekrar devam ediyor. Sonra asker uçaklarla bilmem ne bombalıyorlar falan. Ondan sonra Doğu Beyazıt'ı devlet cezalandırıyor. İlken ilçe yapıyor. Mesela Ağrı'yı il yapıyor, tamam mı? Ağrı'yı evet, mesela şeye bağlıyor. Şey, Doğu Beyazıt'ı Ağrı'ya bağlıyor. Ağrı'nın eski ismi de Kara Kilise. Yani o zaman Ermeniler, Rumlar yaşarmış mesela. Orada pek Türk, Müslüman, evet, Kürt falan yokmuş. Genelde Doğu Beyazıt falan oralar şey büyük bir şehirmiş. Sonra Karaköse olmuş ismi biraz. Sonra da ne yapalım, bu isim olmaz. Mübadelede mesela Ermeniler işte Rumlar gittikten sonra hep Müslüman ahali kalmış orada. İsmini ne yapalım? Bakmışlar Ağrı Dağı. Ağrı'ya yakın. İşte Ağrı Dağı'ndan esinlenerek, evet, Ağrı ismini öyle almış. Yoksa tam tersi değil yani. İl ilçeyle alakası tabii yok bu iş. Yani Iğdır'a kuş uçuşu 2 dakika. Mesela 2 dakika kuş uçsa Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkacak. 2 dakika, 3 dakikada. Ama Ağrı'ya 130 kilometre. Oradan gözükmüyor bile. Evet. Bunu da bilmek lazım. Sahip çıkmak lazım. Dağ mesela bir sahip çıkmıyor. Mesela güney tarafı, Doğu Beyazıt tarafı mesela Ağrı Dağı'nın. Orası dik bir alan. Anlatabiliyor muyum? Mesela orada bir şey yok. Ama kuzey tarafı Iğdır. Kuzey ve batı tarafı Ağrı Dağı'nın eteklerinin mesela alabildiğince uzak. Oraya bir koca şehir kurarsın. Mesela 500 binlik şehir kurarsın. Yani o dağ orayı mesela kaldırır. Büyük bir alan. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çok devasa. Korhan Yaylası mesela. Bir milyonluk şehir kurulur oraya. Geçen hafta gittik Korhan tarafına. Ya ne güzel şehir kurulur orada mesela. Evet. Yamaç. Orada mesela yamaç, basamak basamak, bir de şey yeri de müsait. Mesela blok blok yaparsın. Hiçbir bina da hiçbir binanın önünü kapatmaz. Mesela oraya güzel bir şehir, uydu şehirler kurulabilir mesela. Hem doğası hem yeşilliği. Aslında dediğiniz gibi. Ya harika, biz onu bir şey yaptık, böyle bir düşündük, böyle bir hayal ettik. Analiz ettiniz. Analiz ettik ama çok güzel olur yani böyle. Ağrı Dağı'nın yamacına. Hiç yapay değil, kayalık.
İsteyen gider orada kalır mesela, değil mi? Temiz. Mesela kampüsün yanlarına. Kampüse gerek yok ki yanına. Mesela şey tarafına gidiyorsun, kampüsü geçiyorsun, sol taraftan Korhan tarafına çık abi, mükemmel yerler ya. Yani evet. Yüksek olduğundan dolayı hava da daha güzelleşiyor. Evet. Örneğin yaz aylarında Iğdır merkez sıcak, aşırı sıcaklardan bunalan insanlarımız var. Otomatikman daha serin yerlere gitme isteği duyuyorlar. Tabii. Mesela geçen pazar günü gittik, Iğdır 22 dereceydi, oraya gittik 17 derece. Evet. Mesela 5 derece birden düştü. 5 derece ne demek düşer, yani? Evet. Tabii burası ova olduğu için. Evet, bir de esiyor orası mesela, güzel. Burası böyle... Yazın zaten sera etkisi yapıyor. Mesela Iğdır'ın akşamları biraz serin olur. Yani rüzgar olursa serin olur. Rüzgar olmasa mesela Iğdır o zaman çok büyük bir rutubet oluyor. Yani kışın nasıl kirli hava mesela çöküyor şehre. Evet. Yazın da mesela rüzgar olmadığında ne oluyor? Rutubet çöküyor, insan nefes alamıyor. Ama oralarda öyle bir şey yok. Peki o zaman teşekkür ediyoruz. Toparlayalım. Sevgili Oğuz kardeşimize başarılar diliyoruz inşallah. Kervansaray yolunda inşallah yapmış olacakları bu güzel projeyle inşallah topluma güzel bir faydası olacak. Iğdırlı'ya kazandırılacak güzel bir proje olacak. Güzel bir gezi alanı, gezi alanı olacak, şimdi, piknik alanı olacak. Şimdi ben ömrümün bayağı bir kısmını İstanbul'da geçirdim. Çocukken gittik işte, genç, o yetişkin yaşlarıma kadar orada yaşadım. Orada ben mesela tarihe çok hevesliyim, tarihi çok seviyorum mesela. Her tarafını, her köşesini, her yere gitmeye çalıştım mesela. Topkapı Sarayı'ndan işte İstanbul surlarından tut efendime söyleyeyim. Ne var ne yok hepsini gidip geziyorduk. İnsan mesela tarihini arıyor, anlatabiliyor muyum mesela? Ben tarihi öyle öğrendim, öyle sevdim. Gidiyorsun orada düşünüyorsun, bir şey yapıyorsun, bir düşünüyorsun. Benim ecdadım, bakıyorsun 1000 yıllık kılıçlar efendime söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet'in işte kılıcı, oku. İşte 4. Murat'ın işte topuzu ve bakıyorsun insan kaldıramaz. Hazreti Osman'ın şeyi, Hazreti şeyin, Cafer-i Tayyar'ın kılıcı. İnsan iki elinden tutamaz mesela. Devasa bir şey yani. Bunlar biz zenginlik, tamam mı? Bizim ülkemizin zenginliği. Şimdi şeye gittim, Harbi Askeri Müzesi'ne. Orada Doğu Kars tarafında mesela Kurtuluş Savaşı'nda Ruslardan ele geçirilmiş şeyler var. Sancak var. Kars Kalesi'ne dikilmiş sancak var. Bayrak var. Getirmişler, orada sergiliyorlar. İşte Ruslar bir anıt dikmişler. Üzerine çift başlı kartal figürü, heykeli. Onu kırmışlar mesela, getirmişler. Şeyde sergiliyor. Kardeşim onu şehrinde sergile, değil mi? Mesela evet. Burada bir sürü şey Kars Müzesi'ne gitmiş. Iğdır'ın mesela Iğdır'da bulunan, Iğdır'da çıkartılan yeraltı işte zenginlikleri, işte tarihi eserler. Burada müzemiz yok. Götürmüşler Kars Müzesi'ne. Kars'takini İstanbul'a götürmüşler. Bir şey neredeyse oranın malıdır. Sen başka şehirlere götüremezsin. Mesela Iğdır o konuda çok zayıf. Buraya bir müze ve burada bir tarihi kimlik lazım. Bu Iğdır'a bir kimlik oluşturmamız lazım. Iğdır'ın kimliği de kervansaraydır. Anlatabiliyor muyum? Mesela bu kervansaray, insan, geçen bir akrabam var Antalya'da. Şey, turizm işi yapıyor. Rusya'dan gelen turistleri Türkiye turuna çıkarıyor. Ondan konuştuk işte. Dedim ya bu tarafa hiç gelmiyor musun? Ya dedi, tam bir şey yaptık, plan yaptık. Doğu Anadolu, işte Mardin, Kars, Erzurum, buralara da mesela şeyi aldık, rotayı aldık. Savaş patlak verdi. Bunların da müşterileri Ukraynalılar, Ruslar genelde. Tam gelecekti, böyle oldu. Dedim ya Iğdır'a da gelin. Iğdır'da ne var dedi. İşte buradan Kars'a gelecek. Aniye, işte Kars Kalesi bilmem ne. Buradan İshakpaşa Sarayı'na gidecek. Evet. Dedim burada kervansaray var. Efendim Tuz Mağarası var. Ağrı Dağı var. Ya ciddi misin dedi. Dedim vallahi ciddiyim dedim. Hatta benim o çektiğim videoları, YouTube'daki videoları da attım. Böyle hoşuna gitti ki abi, büyük bir şey dedi yani bu.
bunları dedi tabii hemen şey yapalım yapalım dedi. Kazandıralım yani. Mesela Tuz Mağarası'na geldiğini düşünsene bir tabii. turistin. Ağustos'un bilmem 20'si hava 30-40 derece birden geliyorsun 16 derece. İnsan şok oluyor. Bir de o görsel tabii, güzellik değil mi? Yer altına sonra giriyor. Geleceğin şeye kervansaraya. Yani böyle aklı başında birkaç kervansaraydan biri değil mi? Evet. Sağlam olarak yani. Yani bir elin parmağını geçmez sayısı geri kalan restore edilmemiş zaten. Açıkçası yani restore edilen yerlere de dediğim gibi yıllar sonra bizim gibi turizmciler sahip çıkmaya çalışıyor. Yani devletimiz bazı kervansarayları restore ediyor ama 15 sene boyunca kapıya kilit vuruyor. Vurmuyorsa da mesela bizim Iğdır Ejder Kervansarayı'nda restore edilmeden önceden de mesela yapının taşlarını yaklaşık 800 yıllık yapının taşlarını bir makalede okudum. Bir tane profesörümüz yazmış. Civardaki köylerde işte yapılarda rastlandı. Yani adam kervansarayın taşını alıyor götürüyor orada. Ya evinin ya da ahırının temeline koyuyor. Yani bu tür yanlışlar ülkemizde çok fazla. Yani dediğim gibi biz de bu şekilde sahip çıktık. Umarım daha güzelleşir. İnşallah. Evet. İnşallah. Peki Oğuz kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Hamit Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Dostlar kalın sağlıcakla inşallah.